Bize inanmıyorlar. Yani rol yaptığımızı düşünüyorlar. Biz gerçekten köyümüzü vermek istemiyoruz. Biz köyümüzü vermek istemiyoruz. Değer görmek istiyoruz. Ya değer görmek istiyoruz. Biz değersiz miyiz? Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. Lütfen bize de değer ver. Evladına verdiğin gibi değer ver. Eşine değer verdiğin gibi değer ver. Anana babana değer verdiğin gibi ver şu insanlara. Duy sesimizi artık. O zamanı geldiği zaman o nasıl geldiyse bizden istediyse yardım istediyse şu an biz de ondan yardım istiyoruz. Biz ona o gün destek olduk. Şimdi de o bize destek olacak. Biz başkasının bir şeyini, malını, canını istemiyoruz. Bu köy bizimdi, bizim kalsın istiyoruz. Biz kimsenin bir malını istemiyoruz ki. Ben burada doğdum, büyüdüm. Benim çocukluğum, gençliğim, hayallerim, her şeyim burası. Sen burasını aldıktan sonra ben yaşayamam ki. Hayallerimi almış olursun, gençliğimi, her şeyimi almış olursun. Lütfen duy sesimizi. Sayın Tayyip Erdoğan, duy sesimizi. Bizim bu toprakları ne kadar mücadele vermişler, bizim başka köylüler buraya gelip almak istemişler. Bizim babalarımız, dedelerimiz vermemiş bunu da. Biz Lübnanlı şirkete mi verelim biz köyümüzü? Toprağımızı biz bak nefes almak için biz Bursa'da yaşıyorduk, geldik. 19 sene oldu, geri döndük. Geri dönüş yaptık, evimizi, yerimizi, yurdumuzu yaptık buraya. Nasıl ağlamayayım, torunlarıma kalsın diye mücadelemiz. Çocuklarımıza kalsın diye mücadelemiz. Niye ağlamayayım yavrum? Biz ağlamayıp da kim ağlasın? Gelsin Lübnanlı şirket konsun buraya. Niye ağlamayalım biz? Biz toprağımızı savunmak istiyoruz, adalet istiyoruz. İlle ölelim mi biz? Görsünler mi bizi? Ne demek istiyor? Bizim de sesimizi duysun azıcık. Yeter artık. Bir seneyi geçti, bir sene. Yazık değil mi? Köyümüzde biz yaşamak için geliyoruz buraya. Köyümüzü yok ettiler. Huzur kalmadı köyümüzde. Bu insanlara yazık değil mi? Her gün ağladı. Hepimiz ağlaşıyoruz her gün ya. Yazık günah bize. Torun namusun biz buralarını bırakmak istiyoruz Allah aşkına. Bizim sesimizi de duysun milletinin sesini. Biz hep Cumhurbaşkanımızın yanında olduk her zaman. Bu neden bizi görmüyor? 70 kişi buraya bu fabrika olmaz dendi. Ama köylü ne bilir? Köylü cahil. Onlar ne ormandan anlar ne ottan anlar dediler. Biz köylüyü içe sayıp mademle de biz okuttuk, büyüttük, büyük adam yaptık. 7 tane bilim adamını oraya gönderelim. Biz onlar ne derse onu yaparız dediler. Ama ne oldu? Kendi adamlarını içe saydı. Köylüyü içe saydı. Kendi adamlarını da içe saydı. Yazık günahtır yani bize de. Biz o mahkeme kapılarında 55 yaşından 60 yaşına kadar hiç kimse mahkeme kapısı görmemiş bu. Bu köy jandarma görmemiş zaten. Biz adalet istiyoruz. Biz Cumhurbaşkanımız neredeyse oraya kadar gideceğiz artık. Karar bu. Köyün işi gücümüz de yok. İşi gücü bıraktık zaten. Ölüm var, dönüm yok. Ankara'ya kadar sürükleneceğim yavrum. Benim kocam kanserden öldü madenden. Ben de çocuklarım ölsün istemiyorum. Kanser olsun istemiyorum. Bu fabrikayı da istemiyorum. Ankara'ya kadar. Ben 65 yaşındayım ama yürü desinler ben yalnızcık başka bak Ankara'ya Cumhurbaşkanımın kapısının önüne gideceğim. Duysun sesimizi.